bulgurumuzu şurada şey yapalım, ıslatalım bir 10-15 dakika kadar. Kısırlık bulgur bir bardak. Tamam. kadar. Genelde bu yeterli oluyor. Hı hı. Islatıyoruz bir 10-15 dakika kadar. Islanmak, bekle aşaması var. Bu burada beklesin. Böyle üstte çıkmadı bile yani, öyle yani ıslattık. Islanacak çünkü yoğuracağız onu. Sıcak suyla. Hı hı. Biraz bekledikten sonra yumurta, un. Çıkaralım mı? Çıkaralım. Evet, bir tane yumurta. Bulgurla birlikte yoğrulacak olan bir yumurtayı dolaptan alıyoruz. Kocaman bir kase yoğurt. Siz Kürselcim şey yapın. Çırpın. Ben de sarımsağını ayarlayayım. Bir büyük kase yoğurdu çırpıyor. Önceden soyulmuş 3 diş sarımsağı bir tutam tuzla dövüp yoğurtla karıştırıyoruz. Tatlı kaşığı tuz serpilen bulgurun üzerine de bir yumurta kırıyoruz. Biz kıyma falan kullanmayacağız o zaman. Yok, kıyma bayağı, yok. Sadece bulgurdan bir şey kıyma yapıyoruz. Kıyma yok, evet. Köfte harcımıza dolu dolu 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Ben şimdi bunu yoğurayım. Bayağı yoğuracaksın ki su da şey yapmasın, dağılmasın. Bu sarımsaklı yoğurt üstüne mi konuyor? Üzerine. Hı. Süzdükten sonra. Ben böyle içine katacağım bir şey. Yok değil. Süzdükten sonra üzerine şey yapacağız. Bunu nasıl pişireceğiz? Bunu Nursel'cim sen şeyde çekmecede suyunu hazırlarsan ocağında. Suda mı pişireceğiz? Suda pişireceğiz. Suda haşlayacağız. Nursel mirik köftelerimizi haşlayacağımız tencereyi çıkarıp ocağa alıyor. Biz bunu şey yaparken küçük dökmeye başlayacağız. O arada da su kaynar herhalde. Dökmeye başlayacağız dediğin yani küçük yuvarlak olacağız. Ha, sulu köfte yiyebilir misin? Bilirim. Yuvarlak bilirim. Yuvarlak yapılmıyor da bu da böyle elde şey yapılıyor. Sıkıp koyacağız işte. Bu herhalde kıvama şey oldu, geldi. Bakayım mı? Evet öyle. Tabii. Şöyle. Biraz böyle yapış onu nasıl yapacağız? Yani, suyla. Suyla. Üzerine su alacağım. Su yapacağız o zaman yıkayayım. Sana. Köftelerimizi koymak için bir servis tabağı alıyor, kasemizi de suyla doldurup masamıza dönüyoruz. Böyle çiğ köfte gibi küçük minik sıkıyoruz. Böyle midir? Evet, aynen öyle. Güzel, bu tam gün yemeği bence. Hani böyle biri geldi, pratik, acil, sana oturmaya geliyorum dedi, hemen yapıvereceksin, çabucak yapılacak bir şey. Yemek. Suyumuzda kaynama aşamasında onun tuzunu atalım. Bu arada kaynayan suyumuza 2 tatlı kaşığı tuz atıp köftelerimizi mantı yapar gibi pişmeye bırakıyoruz. Taşmaz mı kapattın? Birazcık şey çabuk kaynasın diye şey yaptım ama. Tamam. Süzelim. Menümüzün ikinci yemeği mirik köftesini ocaktan alıp suyunu süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Mi şey yapsak? Servis aşamasında mı? Ya sanki ben yine böyle daha önceki deneyimlerimden yola çıkıp böyle şey olur ya, yoğurt servise kadar. Daha 2 yemeğimiz var. Yani o zaman üstünü kapatalım şey bunun. Üzerine evet. Köftelerimizi servise kadar kurumaması için streç filmle kaplıyoruz. Evet efendim. Köftemiz de hazırdır. Hazır. Yoğurdumuz da hazır. Onu da yanına alıyoruz. Mirik köftesinin üzerine de sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Ben buna maydanozla üzerine şey yapacağım, dolapta. Tamam. Hazır. Köftemizin sunumuna renk, tadına tat katan maydanozlar yıkanırken tereyağımıza bir tatlı kaşığı pul biber koyuyoruz. Ben çok böyle bu tereyağını kara görmekten aslında çok hoşlanmıyorum ama çok kişi de böyle iyice yakıyor tereyağını. Gerçekten de kokusu güzel çıkıyor ama. Cızır cızır yağımızı köftemizin üzerine gezdiriyoruz. Kıyılmış maydanozlarla süslenen yemeğimiz sunuma hazır. Evet, Oya ablacığım. Şöyle ikimiz birden...